Altılı masa bence bir söz var. Yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar sürer diye. Yığınakta bir hata var bu altılı masada. Tabii bir araya gelişin falan önemi yadsınmamalı. Ama kimin kimlerle ve ne için bir araya geldiği önemli. Bakın şimdi altılı masa işte bugünkü AKP ve MHP iktidarına karşı bir araya geldiklerini söyleyen bir yapı. Ama o masada örneğin HDP, Kürtler, Aleviler ve müttefikleri sosyalistler yok. Şimdi yani bu iktidar nasıl demokratikleşileceğini anlamamış da altılı masa anlamış mı? Hayır. Yani Kürtlersiz, Alevilersiz, kadınlarsız, emekçilersiz, sosyalistlersiz, LGBT'siz farklı kimlik ve olanların olmadığı bir masa nasıl ne vaat edebilir? Yani bu biraz pragmatik bir oluşumdur ve seçimlere kadar doğrusu gidip gitmeyeceğinde bugün kestirmek zordur. Çünkü önce bir araya gelenlerin birbirine karşı güven duyması gerekir, samimi olması gerekir. Yani her bir kafadan bir ses çıkıyor. Burada büyük bir yanılsama var. Daha önceki bu süreçlerin, izlenen ekonomi politikaların, çatışma politikaların, savaş politikaların birer parçası olanlarla bugün aynı masada olmak yerine bence savaş karşıtlarını, emekçileri, demokrasiden, adaletten, özgürlükten, eşit bir arada yaşamak isteyenlerle bir buluşma bakın çok daha önemlidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi böyle bir yanılsama içerisinde örneğin az önce sıraladıklarımla yan yana olması ve fotoğraf vermesi gerekirken bırakın yan yana gelmeyi fotoğraf vermekten kaçınmıştır. Alışverişlerde ve sokaklarda yakınan insanların aslında kurtuluşu kendilerinde ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nda. Eğer bir çıkış yolu aranıyorsa kendileri ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bu çıkış yolu bulunabilir. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın buluşulmasında İstanbul'da bulundum. Gerçekten heyecan vericiydi. Emek ve Özgürlük İttifakı bugün halklarımızın ve ülkenin gereksinmelerine, beklentilerine karşılık verici bir yol haritası ortaya koydular, ilkeler. Gerçekten işte bence bugünkü kuyudan, kör kuyudan çıkaracak olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tuttuğu projektördür. İşte o projektörün aydınlattığı yoldan gidebilirsek bence çıkış yolunu bulabiliriz. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sadece bir araya gelişinin nitelik olarak değil, aynı zamanda çevresinde bir çok güçlü bir taş atmıştır o yosunlaşmış Türkiye'ye, havuzuna. Ve şimdi dalga dalga büyüyor. Yeni katılımlar olacak ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nı bence bu yol haritasını, bu projeksiyonla aydınlatılan yola yeni katılımların sağlanması gerekiyor. Emek ve Özgürlük İttifakı bence bu kriz karşısında çok önemli, yaratılmış bir fırsattır halklarımız açısından. Gerçekten HDP ve müttefikleri eğer bir seçenek yaratmamış olsaydı insanlar bugünkü iktidara ve de altılı masaya mahkum edilebilirdi. Ama şimdi yeni bir seçenek var. Eşit ve özgür yaşamak için, barış içinde birlikte yaşamak için, ürettiğinin üzerinde söz, karar sahibi olabilmek için, açlıktan, yoksulluktan kurtulabilmek için. Yani Türkiye'nin bence bütün o karanlığını açıp aydınlık alanlarda halaya duruşu sağlamak için bir fırsat sunuyor. Bence Emek ve Özgürlük İttifakı
Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bugünkü yaratılan bu fırsat belki seçimlerden sonra yaratılmayabilir ve bulunamayabilir. Yani yeniden insanlar bence keşke dememeli ertesi gün. Keşke dememek için de işte Emek ve Özgürlük İttifakı bir fırsattır. Kürtlerin emin olun bugün hazine yardımını kesmeleri bu yürüyüşü önünü kapatamaz. Çünkü HEP'le başlayan, HADEP'le süren, DEHAP'la ve günümüze kadar HDP'ye gelen Kürt siyasi hareketi devlet hazinesiyle o hazinenin kasalarına tutunarak yürümemiştir. Kendi halkının gücüyle zaten bugün HDP'de hazinemiz halktır diyor. Halkımız hazinemizdir diyor. Çok önemli. İşte burada halkın iradesi ve gücü buraya kadar taşımıştır. Ve asıl itici gücü de o olmuştur. Ve o olacaktır. Ve bugün kampanya başlattı HDP. Başta eş genel başkanlar ve milletvekilleri bu bağış kampanyasına katılacaklarını söylediler. Ve milyonlarca insan, ne kadar gerçekten insana heyecan verici şeyler, bir çekedimi gönderirim diyor, maaşımın diyor 4/3'ünü diyor, bilmem işte tavuğumun, 5 tavuğumun 4'ünü diyor, satıp göndereceğim diyor. İşte bu halk yenilmez. Halkın gücü yenilmez. O nedenle mutlaka Kürtlerle barışılmalıdır. 2013-2015 fırsatı yeniden gündeme taşınmalıdır. Ve her şey olası, olabilir. Çünkü Türkiye'de olmaz olmaz. Ve olacak olan da gerçekten savaş politikalarına son vermektir. Bu baskıcı, yasakçı politikalara son vermektir. Ve yeniden Kürtlere barış eli uzatılmalıdır. Bu herkesin yararına olacaktır.